Dünya kamuoyunda Ermeni katliamı iddialarıyla Türkiye'ye baskı kurmaya çalışan Ermeni lobilerini tarih her fırsatta yalanlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan kazılar asıl soykırımın Türkler tarafından değil Ermeniler tarafından yapıldığını kanıtlıyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde 1918 yılında Ermeni taşnak çeteleri tarafından katledilen 183 Türk'ün bulunduğu toplu mezarda kazı yapıldı. 90 metrekarelik alanda 3 arkeolog, 3 doçent ve 2 yardımcı doçent tarafından yürütülen çalışmaların bir bölümü tamamlandı. Müze Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi Başkanlığı'nda yapılan kazı çalışmalarında açılan %40'lık bölümde 30 Türk'ün iskeletlerine ulaşıldı. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doçent Doktor Selçuk Ural, yapılan kazılarda giysi, elbise parçaları, düğme, kemer ve postal bulduklarını belirtti. Yatmakta olan şehitlerimize ulaşılmış. İncelemelerimizde 27 tane kafatasına ulaşılmış. Bunun dışında yaklaşık 5-6 tane de kafatası olmayıp fakat diğer vücut kemiklerine ulaşıldı. Diğer alanın kazılması durumunda bu sayının iddia edildiği gibi 180 rakamına ulaşmasının çok muhtemel olduğunu düşünmekteyiz. Kayıtlara göre 1906 ile 1922 yılları arasında Anadolu ve Kafkaslar'da 517.955 Türk Ermeniler tarafından katledildi. Sayısı tespit edilemeyenlerle birlikte bu rakamın 2 milyonu bulduğu kayıtlardaki yerini koruyor. Barışa giden yol, Ermenilerin tarihi gerçekleri kabul etmesinden geçer. İnsanlık tarihinin belki de en kara sayfalarını yazan Ermenilerin, Iğdır'ın Hak Mehmet köyünde yaptığı katliamlara bugün yabancı bilim adamları da tanıklık ediyorlar. Özellikle bir köy vardı, Hak Mehmet köyü. Bu köye ben de gittim. Orada bir toplu mezar bulunmuştu ve burada bu olaylar esnasında öldürülen Türkler bulunmaktaydı. Yaklaşık 30 kişi kadardılar. Genç kadınlardı bunlar. Elbiselerinden anlaşılıyordu. 21 yaşında, 22 yaşında oğul varmış yanında. Derilse ben bunu da sağa kurma keseyi. Bunu şeyliler. Senin abin mi? Evet. Benim abimdi. Böz abim. Bunu... Ağzını kesiyorlar babanın yanına. Yıkılırlar yine. Bıçağı götürürler. Bunun başını kesirler. Babasının yanında. Başını kesirler. Rus topçu yarbayı Tverdok'a... O vakit Ermeni mezalimin zamanında 19 yaşında vardım. 18-19 yaşında. Ermeniler teşkilat kurmuştular. Burada Antranik isminde bir paşa vardı. Ve bu teşkilatı idare ediyordu. Köylerde başladı, mezalime başladılar. İlice'de, Alaca'da, Ambu Makanda'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, buralarda yapmadıkları mezalim kalmamıştı. Erzurum'da da 6-7 bin kişi katliam etmiştiler. Onu çoğunu tutup götürüp de barakalara kapatmak şartıyla. Bir camışın üzerine yorgan bağlayır, gaz tötür, yakır, onu merece kapatırlar. Camış oradaki şenlici burada öldürülür. Bunların mezalimi artık tükenmez derecede mezalimler var. Akla geldikçe insan aklını oynatıyor. Anadolu topraklarındaki Ermeni katliamlarının tek tanığı Türkler değil. Bu kazılara İtalya'dan, Avusturya'dan ve daha birçok ülkeden antropolog ve tarihçiler de katıldılar. Orada ölüler. Buraya min ayet
بنعمتك الكريمة والفرقان كالعظيم إلى روح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والجميع عباد الله الصالحين. Anadolu'da Ermenilerin yaptıkları mezalime uğrayan yerlerden sadece birkaçıdır. Erzurum'un Alacaköyü, Iğdır'ın Obaköyü, Hak Mehmet'i. Erkekleri topladılar, getirdiler, doldurdular bu eve. Bu eve doldurdular, yanmış hemen. Babam der, ben üzümlerin altına kaçamadık. Köyün etrafında sardı Ermeniler, kaçabilmedik. Ben üzüm tenklerinin altına gizlendim der. Ben ve bacaranların hepsi oralara gizlendiler, bağlara. Geceyi biz bekledik. Gece belki kaçak. Bunlar biz gece bu burada katlan yapılan yerle bizim bağın arasında bir duvar vardır. Yakın adam. Ben de tencerenin altına gizlenmiştim der. Baktım dedi, ilk önce bir siyah duman evin bacasından çıktı havaya. Biraz çıktıktan sonra baktım bir bağırışma başladı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Der diye diye bağırdılar, bağırdılar der. Der böyle baktık ki hamısını yakınlar demek. Odun yerine yakınlar bu merhumlar der. Der orada kaldık der. Gece dinledim der onları. Yandı tam söndüğünden sonra der. Ev uçtu üstlerine yandı. Söndü, sesleri söndü.